Diğer tarafta Fenerbahçe Espor. Saldırı tarafında ilk roundlarına çıkıyorlar. Bütün oyunculara başarılar, kolaylıklar diliyoruz. İki takıma da tekrar tekrar bol şans ve kolaylıklar. Ve artık günün ikinci serisine geçiş yapmış bulunmaktayız. Fenerbahçe Espor, B'den hızlı bir, kalabalık bir oyun kurgusundalar. Sarı yakınlarında bekleyen isim Lurs. Üzerine gelen yeteneği kırdıktan sonra tekrar site'a doğru geri çekiliyor. Yapabileceği çok fazla bir şey yok. O perdeden sonra birazdan giriş gerçekleştirecek Fenerbahçe Espor. Tabii haritanın diğer yönlerinden de tedirginler. A'da bir tane oyuncu bırakılmış, Ras. Artık perde çekiliyor. İçeri girecekler. Rahat bir plant olabilir Fenerbahçe Espor için. Yalnız atılan havuz bayağı bir hasar bıraktı. Ve mermi geliyor. Paura'dan son 10 canı vardı sanırım Vozip'in. O mermi de son o canı alıyor. Ve hiç best... rahat bir plant olmadı bu arada. Ya yani... Sage nerede? Karşı tarafta. Hiç rahat bir plant olmadı. Asitavuz'un üzerinde tabii Vozip zorlamak istedi de sonrasında smoke'lar, perdeler bir şeyler inince o da hayatta kalamadı. Ve bakalım Riz'den hemen bir tane hoş gelecek. Buraya doğru hemen dörtlü bir peak, adeta dörtlü bir peak ve plan belliydi. Toplu şekilde bastılar, hemen duvar kuruldu. Duvarın ardından da imhaya oturuyorlar. Diyecek çok fazla bir şey yok. Kime bıraklar? Bir artık... Tertemiz bu arada. Karar verilemedi. Sen al, ben alayım. Hayır sen al falan da alıyorum gibi oldu. Bir oyuncu kaybediliyor ve dediğin gibi mükemmel bir round. İki Ghost, bir Şerif. Şimdi yatırım bakalım ne şekilde yapılacak. Bir Force Fenerbahçe'den beklemiyoruz tek skoru aldıkları için. Çok agresif bir oyun tercih edilmedi. 4 Spectre artı Marshall'la beraber buraya giriş yapıyorlar. S2G için tabii yine de güçlü bir round olacak bu. Default bir başlangıç S2G adına. Hı hı. Diğer tarafta kalabalık. Bir önceki round'a benzer bir kurgu var sanırım Fenerbahçe Espor için. Yine perde çekildi Lurs. Bir öncekinin round'un tekrarını izliyoruz şu anda. Yine bir one way smoke atıldı. Yine tekrar geriye dönüyor Lurs. Bu sefer asit havuzunu erken bıraktı. Çıkan oyuncular var Lurs'dan. 3 tane kill. Bir anda karşısına çıkan bütün hoş takımı gördü. Kral. Fenerbahçe Espor çıktığı gibi düşüyor. Tek bir oyuncu kaybettiler. O da 3 kill çıkartan Lurs. Bu round ancak bu kadar iyi gidebilirdi. Yani deja vu yaşadı Lurs. Aynen öyle. Aynen öyle. Gayet temiz, gayet rahat. Şimdi tabii savunma tarafında kullanabilecekleri bir Viper'in çok daha erken gelmiş olacak bu skorlarla beraber. Eco Round'da bunların tek oyuncuda birikmesi gayet güzel. Özellikle ajan olarak da etkili olabilecek bir ajanda birikmesi gayet güzel. Aynısı Power'a da olabilirdi. Yine kendi ultisinden kaynaklı. Belki Riance olabilirdi. 5 Vandal'a karşı 4 Spectre. Devam ediliyor. Agresif bir yatırım gelmedi. Lurz elinde bir Şerif şu anda tercihinde. Zehri kullandı. Kullanılan bir yine Harbor Smoke var. Bununla birlikte küçük çaplı bir fake verilmiş durumda. Ras önde karşılamak isteyecek. Gördü rakibini ama Mites daha erken davranıyor ve Ras'ı indiriyor. Ras'ın bu agresif oyununa hemen bir cevap gelmiş oldu. Şimdi Storm ikinci bir oyuncunun çıkıp çıkmadığına bakacak tabii ki. Midi kesiyor bu arada Power'a. Hı hı. 4 oyuncu var. S2G entry bulan taraf Fenerbahçe Espor. İlk 2 round'da denediklerine benzer bir taktik var B girişinde ama bu sefer farklılık olarak Stern mid kontrolü için bırakılmış. Herhangi bir oyuncu oradan gelmesin diye. Diğer tarafta da artık yavaş yavaş site'a girmeye başlayacaklar. Tabii şöyle bir durum var. S2G dönüyor. Erken dönüyorlar. Problem yaşatabilirler. Hemen Smoke'un içerisine güvenli bir şekilde plant'e alacaklar. Bu arada plant alındıktan sonra açılan bir nano sürü var. Yeterince hasar vermedi. Hemen geri çekiliyor Fenerbahçe Espor oyuncuları. Bu silahları değerlendirmesi lazım. Özellikle Lurz'dan gelecek bir tek round'u tekrar hareketlendirebilir S2G için ama Fenerbahçe Espor çok avantajlı. Rose'den bir tane kill geldi. Lurz 3 tane mi? 3 tane Şerif atışı, 3 tane kill durumu 2-2'ye getirdiler bir anda. Yerden ulti alınacak silahlar de olabilir. Dediğin gibi ulti var, yarıya kadar aldı. İbahi full'e doğru gidiyor. Denemesi var Stern'ün. Yeterli değil Stern. Bir full defuse geldi S2G'den. Böyle bir oyun yok. Lurz eline aldığı Şerif'le birlikte 3 tane kill çıkartıyor. Bütün round'u getirmiş hareketlerden bir tanesiydi bu. Fenerbahçe Espor cevapsız kaldı. Ardından gelen bir full defuse'a da
müdahale edemediler. Smoke içerisinde mermiler ulaşmıyor işte. Şu... Tekrar izleyelim. Lurs çok kadar keskin ki. Yani 4 1 round vurdu, 3 1 round vurdu ve tam olarak son pozisyon konuştuğumuz şey, etki sahibi olabilecek bir oyuncuda bu skorların birikmesi önemli. Açtı Viper'ini, içinde devam ettiği mihaya ve rakip burada tam olarak göremediği için o spreyler de gelmedi. Power'a uzaklaşmak isteyecek ve ellerinde iki tane Vandal Arch şeriflerle beraber şu anda duvarı kırmaya çalışan bir Fenerbahçe kadrosu var. Best Dash ile beraber uzaklaştı. Nurz yavaşlatıyor asist havuzuyla birlikte rakiplerini. Burada tekrar bir peek almak isteyecekler mi emin değilim. Mites. 89 cana kadar düşmüş. Birazcık kalkan sıkıntısı var. Şimdi hemen A tarafından oyunu döndürecekler. Tekrar B'ye doğru bir hareketlenme var. B savunması bundan haberdar olmayabilir. Yine bir smoke açıldı savunma tarafından. Henüz perdeyle beraber bir hareket yok. Zehir devre dışı. Yalnız süre de azalmaya başladı. Yani 45 saniye çizgisine geldik. Bundan önceki roundlara çok benzer bir round izleyeceğiz. Ama bu sefer girişte hata yapmamaları lazım. Ellerinde iki tane Vandal var. Bunlardan bir tanesi Vozip, bir tanesi Stern. Bakalım o Vandalları çalıştırabilecek mi Fenerbahçe Espor, yoksa bir önceki roundda canlarını yakan Şerif oyunu gelebilir mi? Smoke arkasından, perde arkasından bir deneme vardı Lurs. Agresif. Şimdilik herhangi bir oyuncuya hasar verdiler mi emin değilim. Power'a bu arada Mitez'de başladılar. Mitez'de başladılar. Bir tane wallbang gitmiş görmediğimiz pozisyonda. Çift şok oku var. Burada sarıyı baskılamak isteyecekler. Bozip'in elinde bir perde. Taret kullanıldı. Best Şerifi'yle beraber tareti indirirken şimdi perdenin ardından tekrar bir yavaşlatma denemesi var artık Fenerbahçe'de. S2G lurk pozisyonu kontrol ediyor. Rast bir şeylerden şüphelendi. Sanırım bir oyuncunun bilgisine sahip değiller. Power'ın gelişiyle beraber tekrar bir duvar ve ardından da diffuse denemesinin gelmesi lazım. Çıktığı yerde burada Power'a. Beste yakalandı Riens. Hemen toparlamaya çalışıyor. Burada Nurz'la beraber sol tarafta iki oyuncuyu görecekler. Bir isim üstte, iki kişi altta. Best bıçakları aktifleştirdi. Nurz devam ediyor imaya doğru. Yakın mesafe bıçak. Bir operatör ama Fenerbahçe bu ekoyu, hatta belki de yarım satın almayı diyelim, kolay gibi gösterdi. Bir tek Stern hayatta kaldı bu arada. Evet. Çok iyi oyaladılar. Ama çok iyi oyaladılar işte, evet oluyor yani. Site'e girerken Retake'de çok zorlandı S2G. Harbor duvarı, ikinci gelen Harbor duvarı bütün işleri bozdu açıkçası. Hı-hı. Yani onun etrafından küçük bir açıklık buldular. Belki oradan peak alırız diye bekliyordu S2G savunması ama Fenerbahçe Espor gerçekten o garaj yolunda çok iyi bir post plant oynadılar. Ve şimdi Russ'ın elinde operatörle izleyeceğiz. Bu sefer oyunu değiştiriyor Fenerbahçe Espor. Bu sefer A'ya doğru kalabalık bir oyuna gelecekler. Yalnız mid'den çıkan, tüpten çıkan bir isim var. Dikkat etmeleri lazım. Power'a bayağı bir mesafe kat ettiği içeriği hızlandıracaklar. Bir Harbor duvarı geldi, bir drone geldi. Yakında kimse olmadığını biliyorlar. İkiler isim Best işte o arkadan gelen Power'a. Mitez'i vurdu çıktı. Şimdi içeride problem var. Büyük ihtimalle plant almasına izin verebilirler. Riens! Hiç öyle bir durum yok. Riens çıktı. Best'i yakaladı. Son kalan 3 oyuncu Fenerbahçe Espor için işin içinden çıkılacak bir durumda değiller. Stern'ün çabası var ama Riz ile birlikte Riens'in mükemmel cevabı tek başına bıraklar. Vozip'i nerede olduğu biliniyor. Bu roundu kazanması gerçekten çok zor. Son girdiği kombatta da Power'a roundu açtı. Roundu kapatıyor. Herkes A'dayken çıktı tüpten. Mitez üzerinden entry'i buldu. Bütün A'ya girişin bütün dengeleri bozmuş oldu böylece. Ve o dengeler bozulunca da tek tek düşer içeride Fenerbahçe Espor oyuncuları. S2G çok temiz bir round gösterdi. Evet. Ultisi de var. Riz yine kendi belki okuyla beraber burada planti yavaşlatabilir. Pozisyon tekrarını izleyeceğiz. Riens burada İlk kili alıyoruz ama tabii bence en net aslında konumlardan bir tanesi Evan tarafından gelen Reason'inti. O düşmüş olsa bile düşmeden önce iki tane skoru çıkarttığı için 3'e 1'e kadar pozisyonu almış oldular. Ve bunun ardından da o clutch pek mümkün gözükmüyordu. Şimdi bir operatör peak'i var Rast'tan. Rakip Echo. Yani iki Vandalları var. Tam bir Echo değil tabii, yarım satın alma. Hop! Uf, ne çıkış ya! Rast'ın da tam sola böyle hafiften eğimi kaydırdığı ara Best zamanlamayı yakaladı. Zamanlamayı yakaladı. O operatörü isteyebilirler. Onlar için üçüncü bir silah olacak. Çok kuvvetli bir silah olacak. Power'a'nın kaldırabilecek pozisyonu yok gibi Stern de gidiyor Power'a'yı alıyor. İşler çok değişti. Bir anda bütün ime tersine döndü. Mites tüp tarafından sızmaya çalışırken burada Taret'in infosu gerçekten önemli. Dinliyor. Her şeyi biliyor bu arada Mites. Hiç kendini de göstermedi bu arada. Dediğin gibi kaynama noktası geliyor. Operatör de el değiştirdi. Şimdi Fenerbahçe Espor'da S2G gerçekten
çok zor bir durumda. 5'e 3 plant alınıyor. Bir harbor duvarı daha bırakılmış. Bir tezden bir tane tekte Lurz üzerinde. Best o operatörle rakipten aldı. O operatörle rakibe vurdu. Rizden bir anda iki tane kill ama hala 1'e 3. Çok zor bir durumda. Sarı arkasında 3 tane oyuncu var. Bir keşif oku atıldı. Atıldığı anda da zaten iptal edildi. Öyle durmayın. Öyle durmayın. Aman Allah'ım. Son anda iki tane kill daha çıkarttı ama Stern arkadaşlarının yaptığı hatayı yapmıyor. Bir adım solda bekledi. Arkadaşları karbona kurban giderken trade alan isim kendisi. Ace Clutch'a gidiyordu. Fenerbahçe e-spor bu roundu öyle bir kazandı ki tekrar izleyelim. Gitti gitti geldi round. İşte Rizzi hem sarı tarafında şurada aldığı iki tane kill çok ekstra. Ardından bir de üzerlerine pushluyor. İşte burada o kadar büyük bir problem yaşayabilirlerdi ki. Stern'ün de kulağından geçmiş mermi. Evet evet. Ya işte sola doğru dönüyor o arada. Perde biteceği için iki oyuncu sarıdadır. Bir tane de main'dedir. Tahminiyle orada aim'ini kaydırdı yüksek ihtimalle. Ama o tahmin doğru tutmadı. Yine de mükemmel bir ekonomik hasar. Yani Fenerbahçe şu anda ekstradan 4 tane silah satın almak zorunda kaldı. Bu round kaybedilmemeli. Bu round kaybedilmemeli. Stern'ın ultisi var. Rose'un ultisi var. 4'e 2 ve tekrar bir eşitlik şansı rakip Echo'yken. Russ bıçaklarını aktifleştirdi mi? Tam duyamadım. Farkına varamadım. Best sarıya doğru bakıyor. Russ. Evet, bıçakları kullanmış. Buradan büyük ihtimalle zıplayıp oynamak isteyecek. Riance'den wow. 201 hasar. Stern'e temiz bir headshot. Çok güzel bir entry. 202. Güzel bir entry gerçekten. Elindeki Marshall'la birlikte ilk kili yakaladılar. Bunun üstüne tabii devamı gelmesi lazım. Şimdi bu arada yetenekler kullanılmadan B'ye dry girmeye çalışıyorlar. İçeride Ross var. Ross'ta iki tane daha kill çıktı. Tek cevap Rose'dan geliyor. Hala 4 oyuncusu hayatta S2G takımının. Rose'la birlikte Mites büyük bir problem yaşayabilirler. Hemen ultinin içerisine girdi. Rakibini aramaya çalışıyor. İlk oyuncuyu buldu. İkisini de gördü. Son mermi. Rizin üzerinde bir de pistol çekiyor Rose artık. 4 kill power ultisiyle birlikte arkadaşını kaldırabilir. Hala süreleri var. Dediğin gibi Rose'un bir canı var ama tercih Rasta geldi. İlk atış başarılı. Bir tez mükemmel tahmin etti. Mükemmel bir zamanlama. Önce ultiyle birlikte arkadaşını kaldırmasına izin verdi. Sonra o kadar güzel bir zamanda çıkıyor ki ikisinde yapacak hiçbir şey yok. Fenerbahçe Espor yoktan var etti round'a S2 için gerçekten sonrasında aranacak roundlardan bir tanesi. Çok önemli roundlardan bir tanesi burada? İşte yani şurada sol tarafı vurdum sanıyor. Bir can. Evet evet ve bir canla hayatta kalıyor. Eğer orada sayı avantajı kalmamış olsalar ve ulti yine kullanılmış olsa belki de S2G roundu çevirecek. Echo kazanmış olacak ama Rose'un dokunuşu çok önemli bir dokunuş. Ya bu da cidden cidden çok can sıkıcı bir tabii smoke. Bunu hep söylüyoruz. Icebox'ta Arbor'un önemlerinden bir tanesi bu. Çok yükseklik farkı olan haritalarda acayip aktif kullanabiliyorsunuz. Ve Onsite bence bunun en iyi örneklerinden bir tanesi. Russ. Nest'i bekliyor. Kimse yok. Sol tarafta Heaven'a bir başkası mı bakıyor diye şöyle bir kontrol etmek istedim. Ama hayır, tek başına. Mites. One Way'den çıkmadı. Rose'un ultisi postplant'te, Stern'ın ultisi girişte veya postplant'te bence kullanılabilir. Bu round'u garantilemek isteyeceklerdir. Yine karşılıklı olarak çift tecrit ve çift sovu ultisi olması. Bayağı bir fark. Riance bir teze aldı. Entry'yi buldu. S2G tekrar 5v4 oynayacak. Yani tamam B'yi karıştırmak için geldi ama istediğini bulamayan bir Mites şimdi takım arkadaşları da aynı yeri deneyecekler. Sarı tarafında bir Lurz. Bu arada duvar inmiş. Mid'de yakalanan bir isim var. Best. Son kalan 3 oyuncu. Riance. Mouse'u çevirdi. 2 tane kill buldu. Rose ile birlikte düşen isim Stern. Artık sarıyı da son kalan isim Vozip. Nerede olduğunu aşağı yukarı tahmin ediyorlar. Yukarıdan gelen atışlar. İki taraftan da sıkıştırılan son oyuncu. S2G bir önceki round'da ellerinden kaçırmışlardı ama bu sefer herhangi bir oyuncu kaybetmeden net bir şekilde kazanıyorlar. Yani tabii Mites ya, dediğim gibi karıştırmaya geldi ama yani o kadar fazla mesafe kat etti ki o kadar mesafe kat ederken arkada bir destek gerekiyor. Evet evet. Ve skoru bulsa çok iyi pozisyonda kalacak. Kral olacaktı verirse, bu arada. Aynen kral olacaktı. Ya işte hayat skoru böyle bir yer. Kötü kalmış olacaktı. Hayatın özetini Valorant'ın içinde Icebox B site'da yaşadı.
Bu arada şey de çok iyiydi. Son kill'de koordine şekilde hangi ikili? Riance'le Lurz mu? Riance'le Lurz'un o peak'te oturup kalkmaları ve skoru çekmeleri iyi bir sahne. 3 FPS, 3 kare falan gözüktü o evet. Sarıda. Evet. Bakalım. Fenerbahçe bence kötü bir giriş yapmadı. S2G'nin bu kadar rahat oynadığı haritalardan birisine şu anda 5'e 3 ile iyi bir açılış yaptılar. Tabii ki buradaki hata birazcık daha ciddi olabilir. Haritayı kopartabilecek bir hata olacak bu. Kritik ultiler var. Best bu roundu ultiyle geçirecek. Storm ve Rose'un ultileri hala duruyor. Aynı şekilde Reezy ve Riancing'ler de. Burada tamamen plan ve zamanlama çok önemli. S2G'nin bu konuda ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Fenerbahçe henüz belli değil. No info. Çekilin yolumdan. Bu arada Rust'ta operatör var ama Best de kendi ultisiyle birlikte oynayacak. Benzer setuplar yine B'de görüyoruz. Bu sefer Harbor duvarı sarıya doğru atılmış. Tabi Spike A tarafında. Burada yapılacak sesle birlikte. Burada bir rotasyon zorlayıp A tarafını açık yakalamaya çalışacak Fenerbahçe Espor ama sanırım çok fazla yatırım da yapılmadı. Tekrar geri dönüyor Best. Reezy. A'daki savunmada ilk karşılayacak isim. Reezy'nin desteği yok. Reezy düştüğü anda boş bir site'a girecek bir Fenerbahçe Espor var. Yakın mesafede ona en rahat yetişebilecek isim Riance ama onun da bir zamanlamayla birlikte artık dönmesi lazım. Dönüyorlar. Şimdi bir drone'la birlikte içeriği kontrol etmeye çalıştılar. Karşılıklı kullanılan drone'lar Reezy. Birazdan buranın kalabalık olduğunu da anlayacaklar. Güzel bir pozisyonu var Russ'ın. Hemen hemen tarafına operatörle inmişti. Aşağıda ultisiyle birlikte hazır bekleyen bir Best. İki tarafta birbirini piklemekte bayağı bir tedirginlik yaşıyorlar. Bu arada bir Sova ultisi kullanıldı. Zaman kazanmaya çalışılıyor. Plant gelecek. Bozip o plant'ı almaya çalışan isim. Ve şimdi artık plant'tan sonra tekrar bir 5'e 5 retake izleyeceğiz. Ya ben Best'ten agresif bir oyun görür müyüz diye bekledim. Acaba o işte Smoke'un arkasına falan bir hareket yapmak ister mi diye ama yapmadı. O zaman kazanmak için de bir de tecrit. Aynen öyle. Atak tarafında bu bir 10 saniye bandında kazandıracak. Rose kırmadı. Ultisini kullanmak istemedi. Onlar tahminen... Yanlış gösteriyorlarmış. Düzeltiyorum. Yanlış gösteriyorlarmış. Yok. Reezy ultisini kullanmıştı. Çok pardon. Şimdi savunma tarafından aynı şekilde bir ulti gelecek. İçeride bekleyen bir Mitez var. Ballbank'ler etkili olmuştu. İlk oyuncu aldıktan sonra Lurz. Mitez'i düşürüyor ve Best birazcık daha geriden savunmak zorunda artık. Spike açık mıydı emin değilim. Ultiyle beraber bu pozisyonu garantileyecekler yarısını aldıktan sonra. Çok iyi. Reezy'yi çıkartacak ve artık bu imhanın gelmesi birazcık zor gibi gözüküyor. Ya. Son saniye kadar devam ederken patlamaya bir saniye var. Riens yerde, Rass yerde. Ve Wozipruz ikilisi hayatta. Fenerbahçe için önemli bir round demiştik. Onlar da burayı kazanmayı bildiler. 5'e 4 mola işe yaramış. Ben kusura bakmayın round içinde bir an Rose'un ultisi gözüme çarptı. Evet. Reezy kullanmıştı zaten ultisini. Ya plant açıkçası plant'tan sonra ellerinde ne varsa harcadı Fenerbahçe Spor. Şimdi round'un kazanılması tabii ki çok önemliydi onlar için. İçeriye girdiler. Tecrit kullanıldı. Yani plant için kullanılmadı tecrit. Post plant için kullanıldı. Zaman kazanabilmek için kullanıldı ve onun da etkisini round'da net bir şekilde görebildik. Özellikle yarıya kadar alındıktan sonra çok da fazla zaman bırakmamışlardı S2G adına ve 5-4 güzel bir ilk yarı izliyoruz açıkçası. İki taraftan da güzel oyunlar var. Ama şimdi mid'den tekrar zorlayan bir Power'a var. Power'a daha fazla ne kadar pikleyecek? Oraya birazdan Stern de gelmiş olacak. Power'a geri dönmek istemiyor. O kill'i istiyor Power'a ve pozisyon değiştirmedi. Birazdan Stern'e göz göze gelebilirler. Stern mi, Power'a mı? Bakalım hangi taraf şanslı olacak. Bu arada timing'den sonra Power'a geriye dönmeye çalışıyordu ama yakalayan isim Stern ve şimdi Harbor'la birlikte Bozip içeriye girdi. Plant aldı entry'den sonra smoke arkası zehir perdesi arkasında denemeleri var. Riance hemen yukarıda pozisyonunu almıştı. Şimdi bir önceki round'da yine bir retake pozisyonunda senaryosunda 5'e 5 alamadılar. Şimdi 4'e 5 işleri daha zor ve 4'e 3. 5'e 3 özür dilerim. Rust çıktı. Burada tabii Storm'un açı avantajı vardı. O da bunu kullandı. Riance diğer tarafta iki tane skor olacak ve Storm'dan gelen hemen bir tane cevap var. Artık 2-2'ye kadar gelmişken konum oynaması birazcık daha riskli olacak. Fenerbahçe post plant'inin işleri yavaşlatması lazım. Turret kullanıldı. Reezy turret'i kırıyor sanırım burada. Riance'le beraber bir peek denemesi yapacaklar ama yani mid'i hiç beklemiyorlardı. Reezy gitti. İlk skoru çekti. Sonrasında Rose yine aynı bölgeden tüp altından gelerek round'u kapatmayı bildi. 5'e 5 bir eşitlik var ve Fenerbahçe duraklatmanın ardından iki tane çok önemli round kazanıyor. S2G adına yavaş yavaş düşünülmesi gereken belki de bazı şeyler ortaya çıkacak. Bunlardan bir tanesi bu Echo Round, diğeri ise
İlk yarının son roundu. Fenerbahçe'nin bu... Ay, Suci yapıştır, forsuyoruz dedi. Biraz riskli yalnız bu. Yani bu kadar para, neler bırakılmış? 1000 küsur civarı bırakılmış 3 oyuncuda. Herhalde bir yarım armor falan gibi. Öbür rounda kalıyor anladığım kadarıyla. Gibi. Ama hani ilk yarıyı en azından 6'yı bulabilmek için, beraberliği yakalayabilmek için oynamaya çalışacaklar. Russ tehlikeli bir pozisyonda, bir drone kullanılmıştı. Hala Russ'ın yeri tespit edilmedi. Eğer buradan gelirlerse problem yaşayabilirler. Ve orayı baitlemek için de Power'a elinden geleni yapmasına rağmen o keşif oku kaçınca Russ'ın yeri belli oldu. Dönmek zorunda kaldılar. Böyle bir baskı kuruluyor. Yalnız A'da kullanılan bir erken Viper ultisi A'nın tamamını kapatmış durumda şu anda giriş için. Böyle bir problemi var Fenerbahçe Espor'un. Yani B'de iki tarafta şunu biliyor. Oyun %99 B'de bitecek. Hı hı. Çok ekstra bir şey gelmezse tabii A'da, ama evet, sanırım B'ye doğru gidiyorlar ve önce geçmeleri gereken yer sarı. Sarı orada acaba bir duvar kullanılacak mı emin değilim. Bir tane fanbay kullanıldı. İçeri doğru geliyorlar. Power'a alıyorlar ve burada sanırım info akışında bir eksiklik oldu. Birazcık dert yanmış olabilir Power'a. Russ 5 yana kadar indirildi. Kaçan bir tane operatör gibi gözükmüştü ama bir leg shot galiba olması lazım. Riyans Vuzupi de aldıktan sonra sayı avantajını kurtardılar ama işte silahların eksikliği birazcık sorun yaratıyor. Güzel info aldı Rizzi. Bu arada Stern'e o kombata girmek istiyor. Çok ince bir açı, mükemmel bir atış Stern'den. Bu arada 5 cana kadar düştü. Sonunda yakalayan isim Luzio'yo. Hala durum 3'e 2. Riyans üzerine gelen Best'i yakaladı. Tek başına kaldı Mites. Son roundlara doğru yaklaşırken son oyuncuyu yakalıyor. Riyans'i buldu ama trade geliyor Rast'tan. 6-5 Fenerbahçe Espor. Yani bir S2G tarafından force gelmişti. O force'la birlikte yerden de silahlar alınıyor. Operatör geldi ellerine. Yani... ne istediyse gerçekleşti şu anda S2G için. Tabii Viper ultisi A'da sağ olsun. Viper ultisi önemli ve burada işte sarıda bir kişilik bir takasın ardından Riyans'ın iki tane çok iyi headshot'ını görüyoruz. Birisi side girişinde attığı, bir tane de burada. Aman İkincisi Allah'ım. Stern ve Best üzerinde. Russ en son takasta çapraz ateşte bırakmıştı Mitez'i. O da hatasız şekilde geçiyor. Tabii ki Fenerbahçe... bu roundu teoride kaybetmemeliydi ama kaybettikten sonra ilk yarıdan bekleyebilecekleri en iyi şey bir eşitliğe dönmüş oldu. Uç bakalım. Hemen bir drone çıkartılıyor. İki oyuncu görüldü. Harbor'dan ve Sova'dan haberleri var. Ve tabii şey sıkıntısını da konuşmak lazım. Aynen. Bir tecrit gelecek üzerlerine doğru. Oo, gitmedi. Geri çekiliyorlar. Russ istiyor bu arada. Russ entry alacak mı? Bir keşif oku geldi. Russ'ın ortaya çıktı. Russ geri çekilmek zorunda ve tecritten de etkileniyor. Önemli vakitleri kaybetti. Aslında iyi bir fikir ama uygulamada tam karşılığını alamadılar bu arada Mitez. B tarafında lurk'teydi. Luzio'yu yakaladı. Önemli bir entry buluyorlar. B side'de gelse bile bütün A tarafındaki savunma dengesini de bozacak. Dediğin gibi S2G'nin artık hızlanması gerekiyor. Arka tarafta operatörlüğüyle destek vermeye çalışıyor. Rast takım arkadaşları hemen duvarın üzerine atlamıştır. Riyans Storm'da olsa Rast'tan bir tane kill çıkmış. Bu arada Best'te Vozip. Son 4'e 2'ye getiren isimler Vozip. Gösterdi kendisini. Riyans'tan bir tane kill geliyor. Riyans hala Smoke'un içerisinde şöyle bir oturduğunu gösterdi ama Rast vurmaya devam edince durum bir anda 2'ye 2'ye getirdiler. Canı var mı? Çözerler. Aa, bu arada gitti. Aşağıda şey yok. Zihir yok ve bir Carbon'la birlikte kapatıyor Rast. 4 kill'le birlikte kapattı. Bir önceki roundda yerden aldığı operatör sağ olsun muazzam bir ağ tarafında savunma. 2-2'ye kadar getirene kadar iki taraftan da problemli bazı anlar vardı ama sonunda Carbon her derde deva. Russ acayip oynuyor şu anda. Yani haritayı tamamen hissediyor. İşte burada Sage duvarının kırılmaması ve zehir bitti. Plant'in de aynen öyle. Yani birazcık zehre güvenip daha kenar bölgede alınmış olması sıkıntı yarattı. Tabii şeyi söylememiz lazım. 4'e 2 iken ne olursa olsun yapılmaması gereken bir hata. Fenerbahçe'nin umduğu şey en iyi şey eşitlik demiştik. Onlar 2 round geride başlıyorlar şu an. Hala bir şansları var pistolle beraber. S2G. İlk yarıyı önde bitiren ekip. Hemen bir ok. Rizzi gelen oku da kırmak istedi. Çıktılar, çıktılar. Bir tarafına doğru bir push var. Bakalım bu agresif karşılama sonuç getirir mi? İki oyuncu setup'ı kurdular. Aa, zamanlama. Yok, İki yok, oyuncu da artık yok. Geri dönecekler. Yavaş yavaş oyunu B'ye doğru götürüyor şu anda S2G. Yine ilk yarıya benzer pozisyonlar. Yine A tarafında bir turret kullanılmış. Çıkacak herhangi bir oyuncuya karşı. Diğer tarafta mid bekleniyor iki oyuncuyla birlikte ama...
3 oyuncu içeri girmeye çalışacak. İlk beste takıldılar. Luz'dan gelen bir tane kill var. Vozip'ten üst üste headshotlar. Üst üste pistol mermileri. Oradan kill çıkartan isim kendisi tabii 5'e kadar düşen de bir Luz var ama. Yani şimdi Spike'ı döndürüyorlar. Arkalarından koşuyor bu arada. Koşa koşa geliyor Rose. Koşa koşa geliyor ve A tarafına doğru şimdi tekrar bir giriş var. Burada Teret bilgi verdi. Aa, Ras kafayı çevirdi. Hayır. Ras kafasını çevirdi. Yani tam o anda yarım vurmuş. Saniye boşluk vardı. O yarım saniye boşluğa denk geldi. Blant'in sesini almış durumda. Şu anda Stern'ün üst tarafa aman doğru. Allah'ım. Çok iyi bir flick burada Stern'den. Ve Fenerbahçe için gerçekten önemli bir tabanca roundu olacaktı bu. Ras elleri sıcak demiştik ama 3'e 1'de bunu yapabilir mi? Best'e karşı hayır. Bu Fenerbahçe'ye karşı hayır. Çok iyi bir round. Ya çok keskin Fenerbahçe Espor. İlk yarının son roundlarının biraz da intikamını almış gibi oldular. Artık tekrar beraberliğe gelme ihtimalleri çok yakın. Fenerbahçe Espor'dan iyi bir savunma izledik. İşte Mites, yani sarı tarafında iki tane de arkadaşları pushluyorlardı. Stern'ın A tarafındaki savunması. Ve roundun sonunda da arkadan geldiler. Son kill'i çıkarttılar. Çok keskin ya. Fenerbahçe Espor bayağı bir heyecanlı bir seri bizleri bekliyor. Icebox haritasından da bazı şeyleri belli ettiler ve şimdi S2G sadece bir Şerif'le oynayacak. O Şerif de Ras'ın ellerinde. 5'ten mükemmel bir açılış. Çok erken geldi. Yalnız iki tane daha oyuncu var. İki tarafa da şöyle bir kafası karıştıktan sonra o da geriye doğru çekilecek. Ya hızlandırmaya çalışıyor S2G. Girmeye çalışıyorlar ama off silahlara takılacaklar gibi. Best vurmaya devam ediyor. Smoke içerisinden herhangi bir plant'e izin vermeyen Vozip. Sokağın oyuncuları da artık toparlayıp 7-7 beraberliğe gelecekler mi? Riz'den bir cevap var ama. Riz'den bir cevap var. Burada tabii o plant'in alınabilmesi o kadar kolay değil. Savunma ekibi kalabalık olmakla beraber pozisyonlara da sahip. Best marshalları zorlarken Stern'ın burada geleceği yere doğru. Ras bakıyordu. Ras yine tek başına. Az önceki round 1v3'lü bu sefer 1v4. Ama tabii ki bir fark. Spectre'lere karşı bir Şerif mümkün değildi. Yedi yedi. Sert bir harita geçiyor. Yani Icebox'da şu an iyi bir direnç iki taraftan da gösterildi. Seri kopmuyor ama o önemli. Yani 9-3'ler işte ne bileyim bir 10'a 4'ler falan öyle bir şey görmedik. Bu da şahsen tabii seyir zevkini arttırdı. Agresif bir oyun ve S2G'den net cevap. Şimdi burada piklemek isteyecekler. Rose'dan iki tane kill ve bu bonus bence güzel bir noktaya getirdi. Yani Fenerbahçe savunması burada planti versin vermesin. Bu iki kill artı kalkan hasarlarından sonra zaten almak istediğini aldı. Bundan sonraki her şey ekstradır. Round gelirse efsanedir. Ya bait biraz bağlayama. Ya bait'in mantığı evet anlaşılabiliyor. Ama çok pahalıya mal oldu bu arada. Fenerbahçe Espor için böyle bir beraberliği yakalamışken bu roundda böyle bir agresif risk almak roundda onlara kaybettirdi. Şimdi 8-7 tekrar öne geçiyor S2G. Onlar tüpü kullandılar mı diye şöyle bir hatırlamaya çalışıyorum. Sanırım herhangi bir tüp oyunu görmedik. Saldırı tarafında şimdi ellerinde artık bu roundda da tekrar bir full buyları olacak. İki tarafta silahlarını çekti. Yarım armorlar çıkıyor S2G'den. Ras'ın ultisi yakın. Önümüzdeki roundlarda Vozip Stern yani bir tecrit, bir Harbor ultisi. Hatta onun üzerine bir de Jet ultisini de belki ekleyebiliriz Fenerbahçe Espor için. Tabii bunlar roundla sonuçlanmak zorunda. Yakın bekliyorlar. Orada tek bir isim var. Mites. Drone'un sesini duyduktan sonra hiç kendini göstermeden geriye doğru çekildi. Buranın kontrolünü alacak S2G. Mites'e de yardım da geldi bu arada. Mites'e yardım geldi ama zehir devre dışı. Burada bir zamanlama yakalaması mümkün S2G'nin. Çünkü evet bu slow'dan sonra artık iyice tabii tahmin ediyorlar ona göre konum alınacak. Çünkü daha kapalı bir savunma söz konusuydu Stern'den. Mites'e bırakmıştı iki açıyı da. Şimdi burada Riyans gitti. Stern'e aldı ama sonrasında dönüş Mites'den geliyor. Lurz round'u mümkün kılabilecek pozisyonlardan bir tanesini oynarken bakalım Rose neler yapacak. Sarı'nın üzerine yerleşen Ras alev alev demiştik ve killerini toparlamaya devam ediyor. Kardan adama Vozip'i geçirmez. Perde iki oyuncuyu birden gösterdi ama Best'e Ras'ı gördü. Çok güzel bir atış bu arada. 3'e 2.
Fenerbahçe Spor için hala kazanılabilir bir round. Power'ın yeri çok güzel bu arada ya. Yani büyük ihtimalle roundu bitireceksin kendisi mi? Best! Ya? Direkt dash attı, döndü. Power'ın yakaladı durumu. Bir anda 2-2'ye getirdiler. Hemen bir şok oku kullanıyor. Sarı arkasında Best'in yeri açığa çıktı. Best'ten bir bıçak denemesi var. Smoke içerisine giren Rizzy. İki oyuncuyu birden yakaladı. Önce Vozip'i, ardından Best'i. Fenerbahçe Spor bir ara yaklaşmış gibiydi. Ama S2G hata yapmıyorlar post plant'te. Yerleri güzel. Önce sarıyı iyi temizlediler. Best'i çok iyi yakaladılar. Round'un açılışı da harikaydı işte. Bu arada Mitez'in aldığı kill. Sarı'da bir tane de Power'a headshot bırakmıştı. Evet. Ras sarı üzerinde. Best Ras'a SA dedi. Direkt bir mermi gönderiyor. Çok iyi. Ya şu da garip bir pozisyon. Onu da konuşalım. Yani Smoon içinde sol tarafa o kadar rahat dönüp de hemen Diffuse'un ardından şeyi vurabilmek. Gelen agresif gelen Best'i vurabilmek kolay değildi. Best şimdi açılacak. Mid'e doğru ilerleyecek. Tekrar bir lurk oynamak istiyorlar. Sarı tarafında Mitez'i tek başına bıraktılar. Mid ne öyle? Mid kalabalık. 4 kişi gelecekler. Yani Mitez bilgiyi alır, ölür. Sonra arka taraftan oynarlar. Ya ama bir vurursa işte Mitez gördü. Aa çok yakındı. Yakındı ama olmadı. Kaldı 4 Fenerbahçe için. Onun da bir tanesinin canı hemen hemen yaralandı. Best. Şimdi plant'ı alan bir S2G var. Spam bölgesine kadar giden oyuncular var. Bu round'un artık galiba S2G tarafında çok 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 yaklaştığını söyleyebiliriz. Ras ultisiyle birlikte bir denemesi vardı. Rose şöyle bir çıktı. Hemen Şerif'le birlikte bir tane teki bıraktı. Riyans'tan da gelen bir tane kill var. Best üzerinde. Şimdi içeriye girecekler. Lurz'un pozisyonu çok güzel. Lurz çok sakin. İki tane daha kill buluyor. Toplamda kendisinin üçüncü kill'i bu. Round içerisinde ve S2G 10. round'unu hanesine yazdırıyor. 4 kill ile tamamlıyor Lurz. Bir midten kalabalık bir çıkış vardı. Onun iş yapması için B'de Mitez'in hayatta kalması gerekiyordu ama bunu çok erken tespit etti. Anladı S2G ekibi. Mitez'i çok rahat yakalıyorlar. Arkadan da gelen herhangi bir tehdide de izin vermeden temiz bir round kapanışı ama şimdi artık Fenerbahçe Espor'un elinde ne varsa ortaya koyması lazım. Aynen öyle. Ve S2G tarafında da tabii iki tane önemli ulti. Power'a o konumu savunmaya devam ederken Riyans'in de Lurz'la beraber pozisyon içinde yaptıkları ekranlara geldi. Power'ın bir şey yapmasına gerek kalmadı. Yani Power'a orada bekleyen son oyuncuydu aslında. İşler sıkıntıya girerse diye. Ozip'in bir kaynama noktası var. Stern'in yine bir tecriti var. Bunun yanında Rose'un kendi ultisi var. S2G için çok kolay bir atak olmayacak bu. Ne kullanırlarsa kullansınlar. Mutlaka bir entry bulup, bir sayı avantajı bulup, bir ekstra bulup o şekilde oynamaları ne lazım. Sonra tepesine doğru yerleşti. Tahmin ediyorlar ve 32 cana kadar burada Best'i indirdiler. Best'ten ekstra bir operatör peak yok. Tekrar kontrol etmeye çalışıyor. Dash'i bitmek üzere. Bu peak gelir mi? Bu peak geldi. Ras'a bir headshot. Best'ten gitti. Çok zorladı. Çok istedi o kombatı ve sonunda çok fazla canına mal olsa bile entry yakaladı. Best şimdi Mitez oraya yaklaşmaya çalışacak. Rizzy'yi temizlemeye çalışacaklar. Kutu üzerinde tespit edildi. Mitez hala hayatta. Piklemeye çalışıyor. Atılan bir asit havuzu var. Geriye doğru çekilmek zorunda kalabilir. S2G burayı zorlamaktan vazgeçmek durumunda kalabilirler. Bir zehir perdesi açıldı. Son 40 saniye var artık. Geri dönecek de çok fazla vakit. Yani ucu ucuna var ama işte o midten gelen son oyuncu sanırım round'u garantileyecek. O isim de Stern. Son 30 saniye var artık. Yani bir plant göreceğiz ama post plant çok zor S2G belki de. Ya ultiyi kullanmak isteyeceklerdir Lurz'un diye düşünüyorum. Sonrasında büyük ihtimalle kaynama noktası veya tecritle beraber bir retake oynanacak. Hemen bir kaynama noktası kullanıldı. Burada plant'ı vurmak istiyorlar ve plant alındı. Lurz kendi ultisini kullanırken artık pozisyon bir anda 5-2'ye kadar gelmiş durumda. İçeriye doğru hemen burada Shorty'siyle birlikte bir hamle yaptı. 3-2'yi tekrar yakalamayı başardılar ve Riyans'la birlikte bir şov yapmaları lazım. Hemen gelen bir perde var. Perdenin içine doğru Shorty'siyle bakıyor. Soluna bir mermi gönderdi. Sağ tarafında birisi daha arıyor. Tekrar Vandal'a döndü. 24 mermi var. Arka tarafta Mites geldi. İmha geldi. Rose imhaya gitti. Rose imhaya gitti. Riyans Rose'u vurdu ve yani bu round nasıl ona 8 oldu? Ben hayretler içerisinde izledim. Mükemmel. Mükemmel. Fenerbahçe Espor Ninja ile birlikte getirdi round'u. S2G bunu hiç beklemiyordu. Tekrar izleyelim. Ya Best gerçekten round'da çok istedi. Ya çok zorladı Best. Biliyordu o killleri çıkartacağını. Kendine inancı tam. Ve neden olduğunu da çok net bir şekilde gösterdi. İşte Lurz'un ultisi içerisindeki pozisyon. İlk oyuncuyu yakalıyor ardından Sova.
Ama roundu kazanıyor Fenerbahçespor ve şimdi o agresif best garaj önünde çok daha farklı bir pozisyonda. Yine kutuların üzerine yerleşilmiş. Deş açık. Onu oradan çıkartmak kolay olmayabilir. Önden gelen iki tane oyuncu var. Ayaklarını ilk görecek. Avantaj onda ama timing yedi Rizzi. Döndü Besti yakaladı. Bu önemli bir entry'di. Fenerbahçe Espor'un biraz dengelerini bozacak. Estucu yine B'ye girmeye çalışıyor. Mites. Ekstraların peşinde Mites. Önüne gelen bir şok oku. 78 cana kadar kaldı. Sarıya doğru oynamaya çalışacaklar. Diğeri tespit edildi. Arkadan gelen bir oyuncu vardı. O da tekrar geri dönecek. Riyans. Bu arada Bozip'i yakalamış. 28 cana kadar düştü Mites. Son atılan bir asit havuzu var. Yavaşlatmanın üzerine ve zehir perdesi kaldırıldı artık. Estucu'nun acil bir oyun oynaması gerekiyor ki o oyun şimdi gelecek. Duvarla birlikte plant alındı ama yani iş işten bence çoktan geçti Fenerbahçe için. Evet. O yani 5'e 2'den sonra pek muhtemel gözükmüyor. Zaten onlar da bunun farkındalar. Silahları koruyacaklar. Ultiyi koruyacaklar ve S2G 3 round önde maça devam edecek. Bu silahların korunması neleri o değiştirebilir bilmiyorum. Sonraki roundu çalmak tabii ki Fenerbahçe adına yani mucize olmayacak, yapılabilecek bir şey ama biraz zorlanabilirler. Şunu da söyleyelim, Power'ın ultisi bir yandan aktif. Bu da S2G'yi agresif oynamaya itebilir round başında. Power'a gitti, gördü ve artık base tarafında iki oyuncudan da haberdar. Stern ikinci kili de alıyor. Russ, Operatör P2'ne geldiğini belli etti. Bir yandan Rizzi'ye de sanırım konum yaratmak istedi. Operatör X-Core. Ve mantıklı hamle aslında S2G'nin yaptığı. Ekonomi buraya gelmişken 21'e 10 giden bir Lurz, 19'a 11 giden bir Russ varken rakipten ne pahasına olursa olsun, yani operatörü kaybetmek pahasına bile o silahı düşürebilirsiniz. Şimdi çift AR yerine tek bir Phantom'la beraber Rose oyuna devam ediyor. Ve fark ettiysen yani Power'ın hiçbir şey yapmasına gerek kalmadı. S2G, biz bunu bir önceki seride de görmüştük. Birazdan konuşabiliriz ama Power'ın bir skor katkısı vermesine gerek kalmıyor. Sürekli yavaşlatmalarla, duvarlarla beraber oyunu oynuyor. Ve takımı yönlendiriyor. Beste gelen bir yavaşlatan küre, sonrasında üzerine doğru çıkan bir drone. Drone'u başkası kıracak yüksek ihtimalle. Aa, gidiyor. Oturdular orba. Orbu aldılar. Best deşi bekletecek. Bir mermiden sonra kullanabilir. Mermiyi attı. Mermiyi kaçırdı ve deşiyle beraber hemen uzaklaştı. Yaz hala orada iki tane oyuncuları bekliyor Fenerbahçespor'un. Ellerinde pistoller var. Tehlikeli olabilir Rose. Şöyle bir sarı savunmasını zorlamaya çalışacak S2G ama hiç oralı değiller. Arkayı kontrol edecek isim kim olacak? Bu arada Rose Storm'le birlikte iki tane kill bulmuş. İki kill de S2G'den geldi. Durum bir anda 3'e 3'e geliyor. Bu arada bir oyuncunun yeri tespit edildi. Rose üstlerine gidecekti ama Russ çok dikkatli. Direkt operatörle birlikte yakaladı. Son kalan isim Vozip. O düştüğü anda artık B tamamen açık kalacak. Vozip en azından bir tane kill buldu arkadaşına. 1-2 clutch'lık bir pozisyon bıraktı. Mites'de ulti var mı emin değilim. Şu anda mute var, tuşu üzerinde var. Gözüküyor. Var. Ultisi hatta son A'dan çıkarken orbu aldığında geldi. Ama tabii şey sıkıntı. Yani buraya oynaması pek mümkün değil. Çünkü 3 oyuncu zaten bütün açılara bakıyorlar. Mid tarafında bir tane de ekstra olarak duvar kullanılmış. Yani silah olsa bir ihtimal. Aa, ulti kullanılmış. Sage ultisiyle birlikte burada Russ kaldırıldı. Aynen. Operatör save'lenmiş oldu. Ekstra olarak round da garantilendi. Bu da son pozisyonda işte o aldıkları silahın, 2 kill vermek pahasına aldıkları silahın bir tekrarı. Lurz'dan çok iyi bir tabii lig açılışı. Ya dirseğini görmüş Russ ve dirseğinde çok ilginçti bu arada. Eklemi sökmüş takmış yani. Vozip de böyle yukarıdan kendine süzülen bir jet gördü. O kill'i çıkarttı ama tabii trade pozisyonda hazır bekleyen takım arkadaşları. Fenerbahçe Espor S2G 12'yi bulmuşken, haritayı kapatmaya bir round kalmışken bir taktik duraklatma hakkını kullandılar. 4-0'lık bir seri yakalaması lazım Fenerbahçe Espor'un. Çok ciddi bir seri. Savunma da gelebilir. Yani bu seriler savunmada yapmak bir nebze saldırıya göre daha rahat. Özellikle Icebox haritasında böyle bir kaç 43 kill Lurz, Yoyo, Russ ikilisinden. Diğer tarafta Stern, Best. İyi oyun çıkartıyor hemen hemen herkes. Onu da söylemek lazım. Ve artık taktik duraklatmada kaldırıldığına göre son round olabilir S2G için kazanılması halinde. Seriye 1-0 önde başlayacaklar. Fenerbahçe Espor
yapılması çok zor bir şey yapmaya çalışıyor şu anda. 4-0'lık bir seriyi yakalamaya çalışıyorlar. Mid'e doğru bir hareketlik var SWG için. Uzun süre bunu yapmamışlardı. Şimdi mid'e doğru çıkacaklar galiba. Onları bekleyen, orayı kontrol eden bir tane isim Rose. Daha sanırım tüpe girilmemiş. Bu arada perde kaldırıldı ama o perdenin kaldırılması Vozip üzerinden entry bulunmasıyla sonuçlanıyor. Russ o tarafta, o açıda dikkatli bir şekilde bekliyordu. Bu arada Best arkadaşın trade'ini alabilmek için bir yerlere gelmişti ama Power'a çoktan sızmış. B tarafında ikili çıkarttı. Rose bulsa bile Power'a'dan ikinci kill. Round'u kapatan bitiyor hareketlerden gibi bir tanesi. Haritayı kapatan hareketlerden bir tanesi ve Riyans'ın Stern'ı düşürmesiyle birlikte artık birçok şey sanırım garantilenmiş oldu. Son kalan isim Mites. En azından bir kill çıkarttı. İkinciyi de buluyor. Mites mümkün kıldı şimdi burada. Tekrar bir 2v1, tabii ki operatör peak'ine çıkması lazım. Burada bir shoulder atacak mı? Atış shoulder'ı. Bir skor daha geldi. 1-1. 4v1 clash, 1v1'deler artık Russ'a. Mites direnmeye devam ediyor ama Russ kırdı o direnci. Getirdi haritayı. Son mermiler, güzel mermiler. Mites en azından gitmeden önce burada prestij puanlarını tabii ki toplamış oldu ama ne olursa olsun haritayı kazanan tarafta SWG. Şunu söyleyelim, bence iki takım da güzel oynadılar. Evet. Ve yani bizim de ligde görmek istediğimiz şey bu. Gayet iyiydi. Ya Fenerbahçe Espor ne kadar geriye de düşse çözüm bulmaya çalışan takım rolünden hiçbir zaman çıkmadılar. Hiç. 12-8'e geldik. 12-8'de işte taktik duraklatma kullanıldı. Bazı ilginç roundları izledik. Evet, iki taraftan da işte Rose'nin çok etkili olduğu, Fenerbahçe Espor'dan Best'in çok etkili olduğu roundları izledik. Ama yetmiyor. Fenerbahçe Espor savunmada da saldırıda da özellikle B tarafında istedikleri oyunları ortaya koyamadılar. İki tarafında A'yı çok değerlendirdiğini pek söyleyemeyeceğim ama sonuçta haritayı kazanan taraf SWG oluyor. Kimin tercihiydi diye tekrar hatırlamak istiyorum. Galiba SWG'nin kendi tercihi olabilir. Net bir oyun. İki taraftan da güzel denemeler. Tabii akıllarda uzun süre kalacak pozisyonları da yaşadık. Karbon'da gördük. Birçok tekte gördük. Çok güzel atışlarda gördük ama kişisel performanslar roundlara işte ancak bu kadar etki ediyor. Fenerbahçe Spor bir ümit gösterdi. Daha doğrusu iyi bir Icebox oyunu ilerideki tarihlerde yine oynayacaklarını gösterdiler ama şimdilik o planların